Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün orta koridorda yön oynuyorum. Karşıma da Victor var. Şu an girdiğim ünleri ekranda görüyorsunuz. Önümüzü tempo yırdım. Arkadaşlar videonun başlarından gördüğünüz gibi bugün içerimiz birazcık farklı olacak. Ben dahil belki çoğu kişi merak ediyordur. Yone Yasuo gibi şampiyonlar kritiğe dayalı ve bu maçta Yone'ye kritik kasmayacağız. Aslında kritik item alacağım, hiç kritik kuşumuz olmayacak. Şimdi bu nasıl olur merak edenler olacaktır. Kuyusu itemini alacağım. Kuyusu aldığımız zaman üstümüze kritik itmanı sıfırlıyor. Alacağım çoğu item de saldırıdan dayalı olacak. Şunun da birleştiği zaman bayağı bir hızlı vurmaya başlayacağız. Şimdi 2 olduk. Birazcık takasa girelim. Hemen geriye çıkayım. En azından bir canını aldık sayılır. Zıplasaydık daha güzel olurdu. Her neyse. Şunu alayım. Şimdi tepeyi bağırtacağım. İlk alacağım item mahvolmuş olacak. İkinci olarak Guns alacağım. Üçüncü olarak büyük ihtimalle Kraken alırım. Dördüncü olarak Harp'tan sonra alabilirim. Zaten karşıda AP şampiyonlar da var, lazım olacak. Arkadaşlar hazır videonun başındayken de çok ufak bir ricam olacak. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bunları yapmak bedava, zaten maksimum 200 saniye alır. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de abone olduktan sonra YouTube size bildirim göndermeyebilir. Yorumlarda görüyordum. Eğer böyle bir şey yaşıyorsanız her gece bir kanalı kontrol edin. Yani arama kısmı MB yazın, bir bakın, illaki video geliyordur. Bazı günler işlerim olur. Her gün tutamasam bile en azından 2 günde bir atmaya çalışırım. Yani o yüzden kontrol etmeniz lazım. Çünkü YouTube gerçekten göndermiyor. Normalde birçok kişi belirttiği için ben de bir auto atmasını yapayım diyorum. Şimdi artık Victor'a dalabiliriz. Bu adam zırh girmemiş. Şu Q'yu stakeleyeyim. Bakalım şimdi neler yapacağız. Zıplattık. Kalkan da kazandık. Hemen geriye çıkıyorum. Güzel vurduk bence ya. Tabi kule vurmasa çok daha güzel olurdu. Şimdi adam ne girmiş? Kaçırmayayım şunu. Bakamadım. Tuluştur girmiş. Kesmem kolay olacak gibi. Hani bariyer falan alsaydı hayatta kalabilirdi. 6 levelde bir şeyler deneyeceğim. Manası da kalmamış. Şuraya var diyorum. Jungle'ın olduğunu görmüş oluruz. Jungle'da Noctum var. Bizim için bayağı sıkıntı. Bildiğiniz gibi Yone'nin kaçma skill yok. Yasuo gibi değil. Hani üstüme atladığı zaman 3. Q'm olmazsa kaçamayacağım. En fazla bu şekilde kaçabiliyorsunuz. Noctum en son topa çıkmıştı. Acaba dalsak mı? Zıplasaydım güzel şeyler olacaktı. Ya güzel, bende kaldı. Hadi sen de öl. Kule bir kere daha vur. Ölmeyecek mi? Hadi minyonlar. Aa nasıl ya? Ben hiç vurmamışım. Adam orada Q atmıştım da kalkana bastığı için bizim Q skillimizi yemedi ve bu da iptal olmuş. Benim de altıma mı çok az kalmış. Yani birazcık şanssızlık oldu. Videolarımın çoğunda hep bir şeyler yaşıyorum zaten, sizler de biliyorsunuzdur. Ama hiçbir şekilde tilt olmuyoruz bildiğiniz gibi. Ben şu an Victor'a göre öndeyim. Birazdan 6'da olacağım. İlk olarak savaş çizmesi bitirdim. Şu anki saldırımızın bayağı fazla. Şöyle bir dalıyoruz. Bakın zıplattım da. Gireye çıkıyorum. Bence bayağı güzel vurdum. Böyle çok vuruyorsun ya. Benim yaptığım hata da bu oluyor arkadaşlar. Yani sürekli kule altı dalmaya çalışıyorum. Böyle olduğu zaman dış adam bizi kesebiliyor. Sürekli agresif oynamaya alıştığım için de pasif bir şekilde oynayamıyorum. Sen öldün ya bu sefer. Hadi. Ölmedi. Şen kalkan bastı. Karşı takım başına olduğunu tamamen unutmuşum. Böyle kalkan verdiği için büyük ihtimalle adamı kesemeyeceğim. Çok az canı kalacak, sonra beni kesecekler. Noctum'da sürekli mide geliyor, mavisini almış. Büyük ihtimalle şimdi alt tarafa doğru gidecek. Bu maçta troll itemler deneyeceğim için de sıralı oyuna girdim. Sıralı oyuna girdiğim için de karşı takımda büyük ihtimalle 2-3 pere vardır. Yani Victor'la birisi pere gibi duruyor. Zaten birazdan anlarız. Adama derken mutlaka E'yi kullanın. Şimdi Q'yu stackledim. Bakın zıplattık. Vuruyorum. Geriye çıktım. Çok güzel vurdum. Tabi Noctum'da bana atladı değil mi? Yo, atlamadı. Şaşırdım şu an. Bota gitmiş. Bana gelmesini bekliyordum. Şimdi ultim gelecek. O bir de ikiledi. Kesin bottan bana vuracak. E'miz gelsin. Ultile girip geriye çıkmaya çalışayım. Bu sayede bence kesebilirim. Tamam, E'miz geldi. Geriye çıkalım. Ölmedik de ultiyi kullanmaya da gerek kalmadı. Yönler aldıktan sonra hızlı bir şekilde base'e gittim. Mahvolmuş bitememiz az kaldı. Hatten ben aldım. Victor da geldi. Şimdi ultim var. Bakayım ne almış bu? Zırh itemim var. Acaba alır mıyız? Zıpladın mı? Zıpladın. Hemen geriye çıkayım. Canımın neredeyse yarısı gitti de. Minyonlar geldikten sonra vampir hasar sayesinde can çalacağım. İnşallah buraya Noctum gelmez. Aksiyon akımı almış. 6 kili var. Ultisi bayağı çabuk gelecek. Adam tepedeymiş. O zaman gelecek gibi duruyor. Hemen kesiyoruz. Öldün. Şöyle ultiyi
kaçmak için atacaktım. Tabii önüme geçtiği için adama çarptı. W bile kullanamadık. Nocturne yetenek engellemiş ki gerçekten çok kanser. Yani oyun başında bedava kill kaçmıştı ama yapacak bir şey yok. Malfamış'ı bitirdik. Şimdi güzel bir şekilde oynarsam belki Nocturne'u kesebilirim. Kule altta aldığı zamandan görmüş olacağız. Şimdi ultim yok ama gerek de yok. Zaten ultisi ben bu adamı kesebiliyorum. Zıpladım. Bakın öldü. Bir attık. Çok fazla vuruyorum ya. Malfamış'ın en sevdiğim özelliği de 3 saldır rakip yavaşlıyor. Flash attım, bu bile işe yaramadı. Büyük ihtimal izlerken Nocturne tilt olmuşumdur. Yani benimle başka birisi olsa büyük ihtimalle bir şeyi parçalıyordu. Sizce Nocturne Victor Pire mi? Yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Zaten okuyorum. Şimdi konuşmuş oluruz. Ultim var. Zıpladın mı? Niye zıplamıyorsun ya? Her neyse. Geriye çıkalım. Nocturne bakın benden bana ulti atacak mı? Eğimi kullandım. Yamada'yı kullandıktan sonra sakın takasa girmeyin. Yani büyük ihtimalle kaybedersiniz. Elinizin gelmesini bekleyin. Kesmem için tabii ki 3. Q'yu tutturmak gerekiyor. Yani zıplatacağız, ondan sonra ulti basmayı düşünüyorum. Dalacak mısın? Bakın aldık. Hiçbir şey yapamadı. Yere bir denemedi. Nocturne bende misin? Aa, bu sefer gelmemiş. Şaşırdım ya. O da gitmiş. Kuleden birkaç istek aldım. Victor geldi. İtem alamamış. Ultim gelmesine 15 saniye var. Zıpladı. Bakın yeniden öldü bana. Yavaşladı. Yazık adama ya. Geldi gibi direkt ölüyor. Bu sefer Nocturne buraya gelecek gibi hissediyorum. Şu kutuyu alayım. Base'e gidip Guinness'e de bitirdim. Şu an saldırızım gerçekten çok fazla. Bizimkiler ejderi gireceklermiş. Şimdi kestiniz galiba. Ben mi alayım? Bakalım kimde kalacak? Çok iyi. Bende kaldı. 7 killimiz oldu. Bayağı bir kazdık. Üçüncü alacağım item de Kraken olacak. Şunlara girelim mi? Sen yine öldün ya. Yazık adama. Yöreğinde en kanser özelliği bu bence. Yani ultiyle yaklaşıp üçüncü kule zıp attığınız zaman adam hiçbir şansı kalmıyor. Ve şu karşıma döneceğim. Bana bayağı bir gold lazım. Üçüncü ay Kraken bitirdiğim zaman bana kritik vermeyecek arkadaşlar. Çünkü videonun başında zaten söylemiştim. Bunun sebebi Guinness oluyor. Kraken bir de yetişen pasifi sensin. Diğer eşyalara saldırısı verecek. Yani saldırısının büyüklerimiz bayağı bir fazla olacak. Adamlar beni bıraktılar. Botta fight dönecek. Yapalım mı bir şeyler? Şunu kestik. Geriye çıktım. Bence bunları da alırız. Yani canları az. Aim'in gelmesi gerekiyor. Gönder gelsin en azından. Acaba alabilecek miyiz? Tamam, bunu kestik. Hadi geriye çıkayım. Bunu da aldık. Sen de öldün. Çok güzel. Pentamız nerede? Pent yok. Kuadra atmış olduk. Malfunmuş ve Guinness'a ne kadar fazla vurdum hep birlikte gördük. Şimdi Kraken'i de bitirdim. Bakalım neler olacak. Önden saçma bir şekilde dalmazsam ya da yakalanmazsam büyük ihtimalle fightları kazanacağız. Kim var burada? Nocturne varmış. Verelim mi? Ölmeniz lazımdı ya. Güzel oynadık ama olmadı işte. Ben doğdum. Bizimkiler Nocturne'u kesmişler. Nasıl kestiler ben de bilmiyorum. Bakmadım hiç. Girelim mi bunlara? Zinza kesti. Aldık galiba. Ultim var. Ama Seraph'in. Hiç olmadı bu ya. Keselim bunu. Fiora aldın. Bana gerek kaldı mı? Keşke W bassaydın ya. Ben de şimdi flash dök. Yakalayamayacağım ben bunu. Bayağı hızlıdır. Flash'ım varmış. Denesem mi ki? Nereye kaçacak bu? Yukarı doğru gidiyor. Acaba alır mıyız? Belki alırım. Tamam, kestik. Flash'ı kullanayım. Normalde flash'ımı kullanmazdım. Yani takım savaşında kullanmak daha mantıklıydı. Ama bildiğiniz gibi temel bitirmeye çalışıyorum. Şimdi şu barona girmek lazım. Aklın sonunu bitirip geldim. Burada ejder fight'ı çıkmış. Ultim var. Şöyle bir kullanayım. İkisini birden aldık. Bunları keser miyiz? Keşke flash'ım olsaydı. Yakalayamayacağız. Miyonduk. Yapacak bir şey yok. En azından orada ultimi kaçamadım. Yani kaçasaydım iki tane kill alamayacaktık. Şimdi şu botta kule almam lazım. 3 kişiler. Kesin buraya gelecekler. Şunu aldıktan sonra geriye çıkalım. Saldırızım çok fazla. Yok ettik de biz de öldük ya. Kritim olmasa rağmen normal saldırım gerçekten çok fazla vurdu. Yani bu kadar vurmamı beklemiyordum. Ben geliyorum bakalım kazanabilecek miyiz? Sen kovalayın mı sonra? Keşke kovalasaydın. Geldim. Şen'i aldık bence. Şimdi kaçmaya çalışacak zaten. Şöyle bir aim'e basayım.
Hadi öl artık sen. Tamam, bende kalmadı ama en azından kesmiş olduk. Bunu da alacağız galiba. Alamayacağız. Kalkan kazansın ama alabilirdik. Majdaki çoğu ölümün hepsinin arasında noktayı yüzünden oldu. Bu yetenek engelleme skin'i keşke alırsa ya da bir nerfleseler. Her neyse şu an kanuslam işte bitirdim. Artık full build'im. Can şamamı çok fazla. Şu ejderi alalım. Şimdi Daru da gelecek. Güzel geldi. Hemen bir barona uğrayalım. Zaten bitiremeyeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Hızlı bir şekilde baronu da erittik. Şu an nokta buru ulti atmaz. Nizamettin Ami de geride. Jinx bence gitme. Bak buradan gelebilirler. Hatta şu an ölebilir. Yani bir ultiye bakıyor zaten. Fiora'mız da base'deymiş. Buradan bir şey denesem mi acaba? Hadi geriye çıkayım. Ölmedim değil mi? Adam niye ölmedi ya? Ölmesi gerekiyordu. Noktuna bakayım. Canı az kalmış. Şimdi ben de öleceğim. Şuradan kaçıyorum. Zaten yoksa oyun bitecekti. Bizim adam nasıl ölmemiş? Bu sefer aldık bence. Şimdi önüme Seraphine çıktı. Öldüm galiba. Evet. Hadi bir kalkan kazanayım. Çok sisleri var ya. Bakalım maç alabilecek miyiz? Yani şu an çok zor gözüküyor. Onların pikleri daha güçlü. Mesela bayağı tanklamışım da. Ben girersem beni de alacaklar. Öldüm. Ben niye dikkat etmedim buna? Kestiler ya. Gerçekten noktanı hiç görmedim. Yani koruyucu meleği varmış. Yeniden kalktı. Sürpriz oldu. Şimdi karşı takım da oyunu bitirecek. Ben ölmeseydim de büyük ihtimalle kaybedecektik. Yani pik farkı vardı. Yani bizim bullet de biraz trolle kaçıyordu ama denemiş olduk. 37k'da hasar atmışım. Karşı takım o Nocturne Seraphim bu kadar kasmasaydı büyük ihtimal almıştık. Son kez uyarısını yapayım. Bu maçta kastım bitenler sakın da camaş denemeyin ama önerilenmenize bakın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz böyle kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.